Usta biraz acele olacak değil mi? Başkomiserim bir şey soracağım ya. Ha sor. Biz niye hiç sizle iş dışında da bir şeyler yapmıyoruz acaba? Ne yapmak istiyorsun? Ne bileyim işte takılalım yani beraber. Gidelim bir şeyler yapalım dışarıda da hayatta da yani. Balığa gideceğiz ya. 2 haftada da gidiyoruz ha balığa hakikaten. Fırsat olmuyor. Havalar da felaket. İyi güzel. Sinemaya gidelim o zaman. Olur. Hangisine? Ne bileyim gidelim. Action'la bir şey bulalım yani gidelim. Hayatımızda zaten yeterince action yok mu? Hayır şimdi yani bizim action'ımız gerçek sonuçta yani hayatta. Yani şimdi benzer mi canım yani böyle koltuğa yaslansak, action'ı böyle rahat rahat izlesek elimizde cips, fıstık falan olmaz mı? Merkez 45-25. Sana action. 45-25 dinlemede tamam. Ferhatpaşa Mahallesi Akgün Sokak'ta kimliği belirsiz bir kadın cesedi bulundu. Anlaşıldı merkez, tamam. Of ya, sürekli de hep böyle yemek zamanlarına denk geliyor ya. Biz ne zaman bir şeyler yesek olay oluyor. Acaba biz aç kalsak dünya barışını mı sağlayacağız? Nedir, olabilir mi? Hadi kalk. Bizim hesabı alalım. Kimliği belli değil başkomiserim. Devriye gezen ekipler bulmuşlar. Öleli çok olmamış. Topu kırılmış. Şuna baksana. Lastik izine benziyor. Burkaç olabilir. Mobeseleri kontrol edin. Eğer trafik kazasıysa araç buralarda bir yerde olabilir. Baş üstüne başkomiserim. Alo, Selim komiserim. Kubilay'dan görüntülü bir mesaj geldi. Tamam. Hemen başlıyorum. Bir lastik izi bir polis teşkilatının altını üstüne getirebilir. 70'lerin sonuydu. Bir kadın öldürüldü. 150 polis 11.000 kişiyi sorguladı. Aslında katil bunların arasındaydı. Sonra 2 kadın daha öldürüldü. Katilin aynı kişi olduğunu anladılar. Çünkü olay yerlerindeki lastik izleri aynıydı. Aracın markasını ve sahiplerini de belirlediler. Bunlar 20.000 kişiydi. Aralarında katil de vardı. Aradan 4 yıl geçecek, katil 9 kadını daha öldürecek, 6 kez daha sorgulanacak, toplanan evrakın fazlalığı yüzünden arşiv odasının tabanı çökecek ve katil ancak tutuklanacaktı. Rezalet parlamentoya kadar taşındı. Sonuçta teşkilatın yaptığı her iş, topladığı her bilgi bilgisayarlarda toplandı. İngiliz polisi bugünkü hızını seri katil Peter Sutcliffe'in olay yerinde bıraktığı lastik izine borçludur. Exit. Bir bar falan olabilir mi acaba? Olabilir. Devriye gezen ekipten biri var mı buralarda? Evet komiserim, cesedi ben buldum. Exit diye bir bar var mı yakınlarda? Exit? Ha evet, var komiserim. Az ileride, hemen caddenin karşısında. Götürebilir misin bizi? Tabii ki başkomiserim. Tamam, ölüm muayene tutanağını bize gönderin, vakit kazanırız. Etrafı da didik didik arayın. Belki kimliğini buluruz. Tamam, merak etmeyin. Hadi bakalım. Tamam, belki işe yarar, ne olur ne olmaz. Hadi kolay gelsin. Sağ olun komiserim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Polis. Kusura bakmayın komiserim, sizi içeri alamam. Bak, 3 sokak ileride bir ceset bulduk. Bileğinde de buranın mührü vardı. Ama komiserim, sizi içeri alamam. Patron gözümün yaşına bakmaz, kovar beni. En iyisi haber vereyim, kendisiyle görüşün. Ön kapıda 2 tane komiser var, patronla görüşmek istiyorlar. Tamam, bekleyin biraz. Sağ ol. Biraz lüks bir yer burası komiserim. Sahibi de mafya kılıklının teki. Arama izni olmadan bizi içeri sokacaklarını sanmıyorum. Ya abi ben geleceğim deyip arkadan sıvışmaya falan kalkmasın ha? Ya var mı burasının arkada çıkışı falan? Bilmiyorum komiserim. Tamam ben bir kolçan edeyim geleyim ha? Tamam et de bak bir hinlik yapıp içeri gireyim deme sakın. Başımıza iş almayalım. Aşk olsun başkomiserim ya. Yapar mıyım şöyle şey ben? Yapmaz. Şuna bak. Kan olabilir komiserim. Evet. Tamam, sen hemen olay yerine haber ver. Kubi'ye söyle, 2 kişi de alıp gelsin buraya. Baş üstüne komiserim. Nedim Altın, 45 yaşında. Exit Gece Kulübü'nün sahibi. Yani sonuçta gece kulübü burası. Her geleni tanıyamayız ya. Dünya kadar insan geliyor buraya. Hayırdır Kubilay? Arka tarafta kan izi bulduk. Bir de kızın ayakkabısının topuğu kırılmıştı ya, onu. Bakın savcılıktan arama izni birazdan elimizde olacak. Hala içeriye girmemize izin vermeyecek misiniz? Biliyorsunuz ki bulduklarınız kulüpte değil, dışarıda. Kız da belli ki dışarıda ölmüş. İçeride ne yapacaksınız? Belki içeride onu tanıyan biri vardır. Yalnız gelmiş olamaz mı? Ulan arkadaşım, bak. Biz... Bu kadına bunu yapanı arıyoruz. Tamam mı? Bu da senin iş yerinin mührü herhalde, değil mi? Tamam öyle de. Dünya kadar saygın müşterim var içeride. Sizi böyle içeri alamam. Sonra ne derim onlara? Tamam peki. Bu kız daha önce gördün mü? Hayır, görmedim. Kesin kızı burada hallettiler. Sonra da gidip oraya attılar. Niye daha uzağa değil? Yani bizden uzakta bulsunlar da nerede bulurlarsa bulsunlar demişlerdi. Duymadınız mı adamı? Ne diyor? İçeride değildi, bizle alakası yok diyor. Kasten yaptı. Yapma Selim ya, 2 dakikada katil yaptın adamı. Yani değilse bile olma potansiyeli var. Değil mi? Bir kere ukala yani. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Aman başkomiserim ya. Yani sanki ciddi, ağırbaşlı bir Selim istersiniz de... İster misiniz yoksa? Yok, aman aman böyle kal. Başla bakalım teorilerine. Şimdi bunlar bizi içeri almak istemediklerine göre kesin bir şey var. Belki de müşterilerden birini koruyorlardır. Tamam. Çıkan herkesi sorgulayalım o zaman. Mide muhteviyatında alkol bulunmuş. Ölmeden kısa süre önce alkol almış olmalı. Bileğinde bir gece kulübünün mührü var. Mührü fark ettim. Gece kulübü müymüş. Ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri mevcut. Her 2 bacağı da bir araç tarafından ezilmiş. Başına da darbe almış. Bir yere çarpmış olabilir. Ölüm nedeni? Şiddetli iç kanama. Aldığı darbelere fazla dayanamamış. Yani dövülerek öldürülmüş. Bunu yapan her kimse çok hırslanmış olmalı. Daha kimliğini bile bulamadık. Aslında sana bu konuda yardımcı olabilirim. Nasıl? Kaşlarına bak. Kısa süre önce kalıcı kaş makyajı yaptırmış. Bunu yapan merkezlere ulaşırsan... Kim olduğunu bulabiliriz. Evet. Başkomiserim. Hayırdır Selim? Ne oluyor ya? Zeynep mi geldi? Nasıl ya? Ne Zeynep? Ne? Pasta kokuyor etraf. Duymuyor musunuz? Ha vanilya. Maktulün kokusu oldukça kalıcı bir kokuymuş. Ha hadi ya. Ya siz yani 2 gün öncesinden kalan böcek kokusunu alan adam hayırdır böyle? Buna algıda seçicilik diyorlar Selimciğim. Yani Zeynep'in parfümü olduğu için fark edebildin sen. Ama niye hala koştura koştura geldiğini söylemedin? Şimdi sıkı tutunun bir yerlere. Kötü haberlerim var. Çatlatmadım. Olay yeri bir ceset daha bulmuş. Acil bizi çağırıyor. Oğlum sen ne iş, ne ayaksın böyle ya? Bir girdiğin yerden tek cesetle çıkamıyorsun. Şans işte komiserim. Sürtme oğlum ayağını ya. Sürtme ayağını ya. Allah Allah. Umarım bu sefer kimlik vardır. Maalesef üzerinde hiçbir şey çıkmadı başkomiserim. Etrafı iyice araştırıyoruz zaten, hiçbir şey yok. Oralara bir yerlere falan da mı atmamışlar, baktınız mı? Kan izleri, ona ait olabilir mi? Kulübün arkasındaki kan izleri yola gelmeden kesiliyor. Buraya kadar gelmiş olamaz. Bıçaklanmış değil mi? Evet, büyük ihtimalle burada bıçaklanıp bırakıldı. Kan izleri kıza ait olabilir. Kalıbımı basıyorum, kızın arkadaşıdır. İkisini de aynı kişi öldürdü diyorsun yani. Yani büyük ihtimal. Baksanıza neredeyse aynı yerlerde öldürmüşler. Adamı niye atmadı o zaman? Belki de şöyle 2 kişilerdi. Biri kızın peşine gitti, aldı arabaya, öldürdü, attı bir yere. Öbürü de çocuğun peşine takıldı. Olamaz mı? Niye ayrıldılar? Belki de çocuk kaçmıştır. Tamam, arama bölgesini genişletin. Adamı da otopsiye nakledin. Başına başkomiserim. Hadi kolay gelsin. Bana bak, bir ceset haberiyle daha gelme, bozuşuruz ha. Arkadaşlar alanı genişletiyoruz. Vay. Çok havalı bir şeymiş bu ya. Hiç heveslenme, onun devri kapandı. E niye hala burada? Ne o, hesap mı soruyorsun? Çok canım, estağfurullah, olur mu öyle şey ya? Ama süpermiş yani. Ben kendi topumu mu sıksam lan sen? Efendim Aydın? Ya ama neredesiniz be abicim şimdiye kadar ya? Evet. Hadi ya. Gençmiş. Adı neymiş? Ailesine haber verdiniz mi? Tamam. Hadi kolay gelsin. Kızın kimliğini mi bulmuşlar? Kalıcı makyaj yaptığı merkezden kimliğini tespit etmişler. Kızın adı Buse. 23 yaşında üniversite öğrencisiymiş. Ailesi burada mıymış? Teşhis için adli tıba götürmüşler. Sonra hemen merkeze getirecekler. Tanrıkulu, 46 yaşında, Buse'nin babası. Nasıl olur Allah'ım? Aklım almıyor. Daha dün sabah birlikte bankaya gittik. Her şey çok güzel olacak deyip duruyordu. Neden, bir şey mi olmuştu? Ev için kredi almıştık. Ama geçen sene işten çıkardılar beni. Kredi borcunu ödeyemez olmuştum. Başsız kızım. Okul bir yandan, biz bir yandan çalışıp duruyordu. Aliye Tanrıkulu, 43 yaşında, Buse'nin annesi. Ne iş yapıyordu? Çocuklara matematik dersi veriyordu. Galiba üniversitede okuyordu, değil mi? Mühendis olacaktı. Kazandığı bütün parayı babasına verirdi. Sayesinde banka borcunu ödüyordu. Peki kimin yaptığına dair bir fikriniz var mı? Kızım benim. Okuldan derse, dersten eve. Hiçbir kötü huyu alışkanlığı yoktu. Kızımı tanıyan hiç kimse böyle bir şey yapmış olamaz. Melekti benim kızım. Peki arkadaşları? En yakın arkadaşım Meltem. Takımdan arkadaşlar. Ne takımı? Okulun basketbol takımındaydı. Çok da iyi oynardı. Evinizde bir inceleme yapmamız gerekecek. Buse bizde kalmıyordu ki. Nerede kalıyordu? Üniversiteye başlarken bir ev tutmuştuk. Sonra bu kredi borcu çıkınca... ...kızım eve dön falan dedik. Bir sürü öğrencisi vardı. Verdiği derslerden de iyi para kazanıyordu. Banka borçları da ödenmeye başlayınca... ...biz de fazla ısrar etmedik. Çatı katında bir yerdi. Küçüktü. Kirası da ucuzdu. O zaman evin adresini yazar mısınız? Bir de anahtarı alayım. Tabii. Annesi de babası da perişandı. Hadi ya. İyi ki gelmemişim ha. Ben dayanamıyorum artık böyle şeylere. Düşünsene. Çok zor Selim. Bir tanecik çocukları. Ay insanlar gene iyi dayanıyorlar ha. Ben olsam kafayı yerdim herhalde. Bu kötülük. Sizce bir gün bitecek mi dünyada? Ha? Dünya adil değil Selim. Bu yüzden kanunlar var. Ya insanlarda vicdan denen şey olmadıktan sonra kanunlar kaç yazar yani? Alice ne demiş biliyor musun? Zayıf olan hep eşitlik ve adalet ister. Oysa bunlar güçlünün hiç umurunda bile değil. Vay, skulep etmiş ha. Siz nereden hatırlıyorsunuz böyle lafları ya? Ben hayatta hatırlamam ha. Çok basit. Sevdiğim sözleri not ediyorum, hepsi bu. Vay, enteresan. Allah Allah, enteresan yani. Ben çünkü hayatta hatırlamam böyle şeyleri. Hatırlasam da, ne bileyim, yarım yamalak olur, hiçbir şeye de benzemez yani. Evet. İyi akşamlar. Başkomiser Orhan. Komiser Selim. Kusura bakmayın, rahatsız ediyoruz ama biraz konuşabilir miyiz? Bir sorun mu vardı? İçeride konuşsak daha iyi olur. Tabii, buyurun. Kimmiş o Meltem? Polisler gelmiş abi. Hayırdır komiserim? Metin Dürüst, 27 yaşında. Meltem'in ağabeyi. Buse Tanrıkulu'nu tanıyorsunuz değil mi? Evet. Yakın arkadaşım olur kendisi. Meltem Dürüst, 22 yaşında. Buse'nin arkadaşı. Neden sordunuz? Yoksa bir şey mi oldu Buse'ye? Buse öldürüldü. Ne? İyi misin Meltem? Hayatım iyi misin? İyiyim. Daha iyisiniz değil mi? Evet. En son ne zaman gördünüz Buse'yi? Önceki gün. Telefonla konuştuk. Ne konuştunuz? Beyoğlu'nda liseden eski bir arkadaşıyla buluşacağını söyledi. İsmini söylemedi mi? Hayır. Siz gitmediniz mi buluşmaya? Yo, tanımıyorum ki çocuğu. Biz abimle evdeydik. Bütün gece film izledik. Buluşacağı kişi erkek miydi? Bilmem. Çocuk dediniz. Yani lafın gelişi öyle söyledim. O günkü konuşmalarımızdan sanki erkek gibi geldi bana. Peki hiç dikkatinizi çeken garip bir şey oldu mu? Meltem Hanım. Ne? Dikkatinizi çeken bir şey oldu mu diye sorduk. Okulda iç çamaşırlarımız kayboluyordu. Anlayamadım. Ya biz okulun basketbol takımındaydık. Son zamanlarda soyunma odasında kızların durup dururken iç çamaşırları kayboluyordu. Sizin kayboldu mu? Evet. Ya bu senin? Onun da. Hem de 2 kez. Peki kimin yaptığı bulunamadı mı? Hayır. Ama ben Demir Bey'den şüpheleniyorum. Bir keresinde soyunma odasına girerken gördüm onu. Demir Bey? Meltem, kusura bakma içerisi boş sanıyordum. Ne işiniz var burada? Duş tesisatın kontrol için gelmiştim. Tamam. Şikayet etmediniz mi? Etmedim. İspat edemezdim ki. Demir Bey bizim okulun idari işler müdürü. Belki de gerçekten o iş için girmişti. Ama Buse'yi uyardım. Neden? Bir keresinde Demir Bey onu eve bırakmayı teklif etmiş. Yağmur mu yağıyormuş ne? Hasta bu adam. Taktı sana kafayı demiştim. Tamam, sen okula git. Demir Bey'le görüş. Ben de Buse'nin evine gideyim. Bugün okulda değildir. Evet. Tamam. Bir dakika. Bir dakika, ver adresini. Tamam. Hadi sağ ol. Evet. Gerçekten de okulda değilmiş. Ev adresini aldım. İyi, hadi sen git. Sonra merkezde buluşuruz. Tamam. Demir Uysal, 40 yaşında. Üniversitenin idari işler müdürü. Son zamanlarda bir gariplik vardı zaten. Nasıl bir gariplik? Takımdaki performansı düşmüştü. Ayrıca antrenmanlara geç kalıyordu. Siz nereden biliyorsunuz? Spor sonunda konuştuk koçla. O söyledi. Takip mi ediyordunuz kızı yoksa? Ne? Saçmalamayın lütfen. Buse'den hoşlanıyor musunuz galiba? Öyle duydum, doğru mu? Olur mu hiç canım? Arabayla evine bırakmak için teklif etmişsiniz. Bir kere sağanak yağmur yağıyordu. Okulun dışındaki durakta otobüs bekliyordu. Islanmasın diye dedim. Ben öyle duymadım ama. Ne duydunuz? Kızların soyunma odalarında, dolaplarından iç çamaşırları kayboluyormuş. Haberiniz var mı? Olmaz mı? Hatta kamera taktırmaya karar verdik. Üniversite yönetiminden onlar bekliyordu. Tamam. Şimdi benimle beraber merkeze kadar gelmeniz gerekecek. Neden? İşte parmak izi ve sap almamız lazım sizden. Anlayamadım. Ne gerek var böyle bir şeye? Prosedür. Öyle, normal. Zaten yazılı ifade vermeniz için gelmeniz gerekecek. Tamam, Kubilay'a söyledim. Spor salonuyla ilgilenecekler. Demir de yanında şimdi zaten. Merkeze gidiyoruz slap parmak izi için. Kızın evi mi? Tamam, siz gidin. Ben Kubilay'a söylerim. Birkaç kişi göndersin oraya. Otopsi. Tamam, başlayalım. Buse'ye mi baktınız? Evet. Nesi oluyorsunuz? Siz kimsiniz? Başkomiser Orhan. Neler oluyor başkomiserim? Haberiniz yok mu? Siz neden bahsediyorsunuz? Buse öldürüldü. İyi misiniz? Siz Buse'yi nereden tanıyorsunuz? Kız arkadaşımdı. Ailesi sizden hiç bahsetmedi. Ailesine söylememiştim. Ya zaten 2-3 hafta önce ayrıldık biz. O zaman ne işiniz var burada? Konuşmak için gelmiştim ben. Belki... Başkomiserim. Buse'nin yanındaki adamı tanıyor musun? Tanımıyorum. Ne haber senin? İyidir Ece, senden ne haber? İyi. Bugün piyango bana çarptı. Hala alışamadın mı? Sen alışabildin mi? Şimdi bozmasana moralimi. Tamam, rapor bitmiş galiba. Hemen hemen. Tamam, başlayalım mı? Tamam. Ölüm nedeni karnına aldığı bıçak darbeleri. Bıçak mı? Kesin emin misin? Kesici bir alet. Bıçak olma ihtimali çok yüksek. Ayrıca vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri mevcut. Sıkı bir kavgaya karışmış olmalı. O da birkaç tane vurmuş anlaşılan. Öyle görünüyor. Yüzünde ve göğsünde de darp izleri vardı. Ölüm saati? Pazarı pazartesiye bağlayan gece. Tahmini 1 ila 3 arasında. Evet, aşağı yukarı bu senin ölüm saatiyle aynı. Evet. Bir de burnunda beyaz toz kalıntısı bulup kriminale gönderdim. Kokain mi? Her şey olabilir. Kokain, amfetamin, eroin. Bakacağız. Kokain, eroin ya da kristal met gibi bazı toz haldeki psikoaktif maddeler buruna çekilerek de kullanılır. Kimi reçeteye tabi ilaç bağımlıları da tabletleri yutmak yerine ezip buruna çekmeyi tercih eder. Çünkü bu yolla beyne giden madde miktarı daha fazladır ve etkisi daha hızlıdır. Ama buruna çekmenin ciddi sakıncaları da bulunur. Koku alma duyusunun kaybı, ses kısıklığı, yutma zorluğu, burun kanamaları, sinüs sorunları, enfeksiyonlar, burnu 2'ye ayıran duvarda delinme, felç, beyin kanaması, kalp krizi ve ölüm. Çok sayıda iş adamı, sanatçı, yazar, müzisyenin yanı sıra gelecek 10 yılın en iyi basketbolcülerinden olacağına inanılan Len Bias'ın daha 22'sindeyken burnuna çektiği kokainden ölümü gibi. Yok, adam ailesi de tanımıyor. Belki hocası da diyorlar ama adam okuldan da değil. 1 numaralı şüpheli. Ya eski sevgilisi? Bana masum gibi geldi ama yine belli olmaz. Ya Demir? İşte o sakat. Bilemiyorum. Buradan bir şey çıkmayacak gibi. Efendim? Tamam, geliyoruz. Hadi Emre. Şunu görüyor musunuz? Buse'nin bulunduğu sokağın caddeyle kesiştiği köşedeki mobese. Gördünüz mü? Ne o? Fular. Oo. Buse'nin boynundaki. Plakasını tespit edebildiniz mi? Evet başkomiserim. Hemen kimin üzerine kayıtlı olduğunu bulun. Bütün ekipleri anons edin, harcı da bulsunlar. Başüstüne. Kokain miymiş? Evet komiserim. Ha, ya abicim şu memlekette bir tane doğru düzgün insan çıksın kafamı keseceğim hakikaten ya. Kızın fuları, onda bir şey var mı? Üzerinde sadece kızın DNA'sı var. Ayrıca üzerine biraz da makine yağı bulaşmış. Ya tamam işte kapıya sıkışan oymuş. Belli değil mi? Gece kulübünün arkasında bulunan kan izleri de Buse'ye ait. Ulan kim bilir ne dalavereler dönmüş ya. Okuldaki soyunma odası ne oldu? Çok fazla numune var, inceliyoruz. Çıkar çıkmaz haber veririm. Tamam, karşılaştırmaya Demir'den başla. Tamam komiserim. Sabahın erken saatlerinde devriye gezen polisler şüpheli aracı Tarabya sahilinde terk edilmiş olarak buldu. Ruhsat Feryap adında bir inşaat şirketine aitmiş. DNA sonuçları çıkınca şirketi bir araştıralım. Aracı kim kullanıyormuş öğrenelim. Tamam. Araçlar tıpkı ev ya da iş yeri gibi her zaman en ince ayrıntısına kadar incelenmeli ve delil toplanmalı. Hatta bulunduğu yerden güvenli bir park yerine çekilerek daha uzun süre araştırma imkanı yaratılmalı. Ancak araç incelenirken tünel etkisi denen bazı ön yargılara düşmemeye dikkat etmeli. Örneğin araçtan atıldığı ya da atladığı düşünülen bir kadının sürücünün yanındaki koltukta oturduğunu varsaymak ve sadece o bölgeyi incelemek hata olur. Öte yandan trafik kazalarında kimin nerede oturduğunun en güvenilir sessiz tanıkları kurbanın giysilerinin lifleriyle aracın plastik ve polimer aksamının oluşturduğu füzyon delillerdir. Ne yazık ki bu tip delillere Türkiye dahil birçok ülkenin olay yeri inceleme ekibi dikkat etmiyor. Aracın içindeki kan ve saç Buse'ye ait. Tamam, aracı bulduk. Başka birine ait iz var mı? Direksiyonda iki farklı erkeğe ait DNA bulduk. Ayrıca enteresan da bir ilişki yakaladık. Nasıl bir ilişki? DNA'lardan biri diğer ölü bulunan adamla tutuyor. Anne tarafından akrabalar. Tamam. İki cinayet arasındaki bağı da bulduk. Aracı kullanan adamı da bulmak lazım. Görüyor musunuz? Biraz daha yakınlaştırsana. Kazanlı Argı'da 30. yıl kutlaması. Sanki 38 gibi başkomiserim. Yok yok, 30. Hemen Kazanlı Argı'dayı bulalım. Başla. Aracın kayıtlı olduğu şirket ne oldu? Neydi adı? Şirkette çalışan Süleyman Çolakoğlu adına zimmetliymiş. Bulalım adamı. Hallettim beni. Çocuklar getiriyorlar. Merkeze gelmiştir bile herhalde. Gel Adem. Başkomiserim, bulunan aracın şoförü Süleyman Çolakoğlu'nu getirdik. Tamam, açıyorum. Buyurun, oturun. 34 Fatsa Trabzon 0432 plakalı aracı siz mi kullanıyordunuz? Doğrudur, ben kullanıyorum. Ama hafta sonu evimin önünden çalındı. Nasıl çaldılar lan? Vallahi çalındı komiserim. Hatta bu konuyla ilgili şirketi de bilgilendirdim. Siz beni bunun için çağırmadınız mı? Polis arkadaşlar aradı beni, aracın bulunduğunu söyledi. Bulundu. Sorun ne o zaman komiserim? Araç iki cinayete karışmış. Ne? Cinayet mi? Direksiyonda da sizin parmak iziniz var. Vallahi benim bir şeyden haberim yok komiserim. Evin önünden götürmüşler dediğim gibi. Bak bakalım bu kızı tanıyor musun? Hayır komiserim, tanımıyorum. Peki bu adama? Hayır komiserim, onu da tanımıyorum. Aracı sizden başka kullanan var mı? Cevap versene. Patronun haberi olmasın ama. Kim kullanıyor aracı? Oğlum arada sırada alıp arkadaşlarıyla kullanıyordu komiserim. Nerede şimdi? Bilmiyorum komiserim. Fotoğraftaki şirketi bulduk başkomiserim. Fotoğraf 5 gün önce Garden Suite Oteli'ndeki 30. yıl kutlamaları sırasında çekilmiş. Adam kimmiş? Tuğrul Akan. Kokteyle katılan davetlilerden biriymiş. Adam Akan Gıda'nın genel müdürüymüş. Tamam Selim, merkezi çağıralım. Tamam Emre, sağ ol. Hadi bakalım. Tuğrul Akan, 50 yaşında. Akan Gıda'nın genel müdürü. Bu kızı nereden tanıyorsun? Tanımıyorum. Bayağı samimisiniz. Evet de gerçekten tanımıyorum. Adının Hale olduğunu biliyorum. Hale mi? Evet, niye? Adı Buse'ymiş. Normaldir, takma ad kullanmıştır. Ne için? O gün kızı bana kokteylde eşlik etmesi için tutmuştu. Eskort yani? Evet. Peki kim aracı oldu? Kaan isminde birisi. Soyadı? Soyadını bilmiyorum. Sadece cep telefonu var bende. Bakın bakalım bu adam mı? Evet. Niye soruyorsunuz komiserim? Hayırdır? Sorun nedir? İkisi de öldürüldü. Ne? Evet. Sizden parmak izleri sevap alacağız. Müşterilerine kadın ya da erkek partner bulan eskort ajansları, aldığımız ücret sinemaya, seyahate eşlik etmesi içindir. Birbirlerinden hoşlanıp ileri gitmiş olmalarından bize ne diyerek kendilerini savunur. Halbuki sokak seks işçiliği önemli ölçüde eskort ajanslarının kontrolüne geçmiş durumda. Üstelik bu ajanslar ister istemez insan tacirleriyle işbirliği içinde. Kimi ülkelerde gazete ve dergilere ilan veren, kimilerinde radyo ve televizyon reklamları yapan ve hemen tamamı internetten yararlanan bu ajansların kullandığı açık saçık görüntüler aslında neyin pazarlanmaya çalışıldığını apaçık ortaya koyuyor. Buna rağmen ne gibi taleplerle karşılaşacağını düşünemeyen pek çok genç kız ve kadın var. İngiliz eskort kız Janet Charlton, internet ilanıyla kendisini bulan, evleneceğim dediği için 3 ay sonra evine taşındığı zengin iş adamı Daniel O'Brien'i 20 balta darbesiyle öldürmüştü. Yaşadıklarını anlattığında sadece 5 yıl hapse mahkum edildi. Şüpheli sayımız gittikçe artıyor. Asıl kızın eskortluk yapması kafama takıldı. Normal. Yani ailesinin durumunu göz önünde bulundursak. O kadar borç, harç içinde falan. Ya ben zaten ne bileyim pek inanamamıştım yani. Matematik öğretmenliğiyle olacak iş değil o. Böyle o kadar taksit, ailesinin kredisini ödesin falan zor iş. Belki de kız bu yüzden ailesinin yanına dönmedi. Dönseydi gece geç saatlere kadar çıkmasını nasıl açıklayacaktı? Ya belki de şu Tuğrul ben alamıyordum ikisinde. Bakalım DNA'sı arabadaki diğer kişinin DNA'sıyla tutacak mı? Evet. Ve işte bunun cevabını verecek olan insan geldi. Anlayamadım. Çıktı mı DNA sonucu? Hayır ama parçalanmış fotoğrafın üzerinde parmak izi buldum. Kime ait? Altan'a. Bil bakalım gökte ararken yerde neyi bulduk? Ne buldunuz? Eski kıskanç bir sevgili. Doğru kıskancımdır ama bunun konuyla ne ilgisi var anlamadım ben. Şimdi ben aydınlatayım seni. Evde bulduğumuz yırtık fotoğrafta senin parmak izini bulduk. Herhalde geçen gün siz gösterdiğinizde dokundum ben ona komiserim. Maalesef öyle değil. Dokunmaya kalksanız bile ben izin vermezdim zaten. Fotoğrafa daha önce dokunmuşsunuz. Yani yırtarken. Bu senin eskortluk yaptığını öğrendiniz değil mi? Eskort mu? Ne eskort? Ne yani bilmiyor muydun? Buse eskortluk mu yapıyormuş? Bak benim sinirlerimi zıplatma benim sinirlerimi. Adam gibi konuş şurada. Fotoğrafların üzerinde parmak izini bulduk diyor sana. Bakın bilmiyordum ben bilmiyordum bunu. Geçen gün arkadaşım görmüş onları otelde. Samimilermiş biraz. Ben de kalktım otele gittim. Beraber otelden çıktılar ve bir arabaya binip gittiler. Ben de arabayı takip ettim. Adam Buse'yi evinin önünde bıraktı ve çekti gitti. Ben de Buse'nin arkasından eve girdim. Ne işin var senin burada? Asıl sen söyle. Senin ne işin vardı o morukla? Sen beni mi takip ettin? Ne takip edeceğim be? Arkadaşım görmüş sizi otelde. Biz ayrıldık Altan. Evet, biz ayrıldık. Sen de gittin kendine zengin bir moruk buldun öyle mi? Öyle değil. Nasıl öyle değil ya? Nasıl öyle değil? Kendi gözlerimle gördüm diyorum sana. Çıldıracağım ya! Ne yapıyorsun ya? Dur! Ne yapıyorsun? Bu ne? Bu ne? Allah aşkına bu ne? Ha? Sensin bu değil mi? Allah kahretmesin seni. Allah kahretmesin seni. Kahretmesin seni. Neden eskortluk yapıyormuş? Ailesinin kredi borçlarını ödüyormuş. Evet, bekliyorum Selim. Yok yani hakikaten bu sefer bende bir şey yok. Hayret. Sizde bir şey var mı? Bir numaralı şüphelim Altan. Ama onun da DNA'sı arabadakiyle tutmuyor. Başkomiserim, Buse'nin oynadığı basketbol takımının koçu sizinle görüşmek istiyormuş. Tamam, sağ ol. Buyurun, bir şey mi oldu? Buse'nin açık seçik fotoğrafları internete düşmüş. Yok artık ya. Ne zaman yüklenmiş? Olaydan önce. Kimin yüklediğini bulabilir misin? Bulduk başkomiserim. Ozan Irmak. Buse ile aynı okulda okuyor. Tamam, hemen ekiplere anons geçin, bulup getirsinler. Baş üstüne. Vallahi kızı tanımıyorum bile komiserim. Ozan Irmak, 25 yaşında, öğrenci. Soyunma odasına giren sendin değil mi? Yok komiserim, ne soyunma odası? Nereden buldun bu fotoğrafları? Bir gün Meltem'in cep telefonunda gördüm, kopyaladım. Sonra da öylesine işte, birbirine internete koydum. Meltem'i tanıyorsun ama Buse'yi tanımıyorsun, öyle mi? Kızın adı Buse miymiş? Evet. Meltem'le aynı sınıftayız ama Buse'yi tanımıyorum. Basket takımından arkadaşlarmış. Doğru. Meltem'e sorduğumda soyunma odasına çektim demişti fotoğrafları. Önemli bir maç sonrası kutlama yaparken çekmiştim. Kötü bir niyetim yoktu. Fotoğraflar internete düşmüş. Nasıl olur? Arkadaşın koymuş. Kim? Ozan değil mi? Anlamalıydım. Sürekli fotoğraflar hakkında bir şeyler soruyordu bana. Telefonumu kurcalarken görmüş. Efendim Gamze. Tamam, geliyorum. Birçok kızın dolabında Demir'in parmak izi var. Bu senin dolabı? Onda da hem içinde hem de dışında. Demir Bey. Buyurun komiserim, bir sorun mu vardı? Biraz konuşmamız lazım. Buyurun. Bu çocuğun lafıyla mı suçluyorsunuz beni? Sadece bir açıklama bekliyoruz Demir Bey. Parmak izleriniz kızların dolaplarından iz kaldı. Özellikle de bu senin. Dediğim gibi tamir işleri olduğunda ben bakarım. Elbette parmak izlerim kalır. Dolapların içlerinde mi? Arada kapaklarda sorun oluyor bazen. Onlara bakıyorum. Başka sorunuz yoksa çıkabilir miyim? Aslında madem sadece tamir için giriyordunuz soyunma odasına, evinizde bir arama yapmamızın bir sakıncası yoktur herhalde. Yok canım, ne sakıncası? Ya, masum zaten. Baksanıza, belli değil mi? Tabii tabii, istediğiniz yere bakabilirsiniz. Ben bir dolaşıp geleyim o zaman. Duyuyoruz ya, pasta gibi kokuyor burası. Ha, vanilya. Maktul'ün parfümü. Oldukça kalıcı bir kokuymuş. Bakın gerçekten acelem var. Daha çok sürecek misiniz? Bence sizin ne işiniz varsa iptal edin. Merkeze gitmemiz lazım. Bu yaptığınız resmen özel hayatı suistimal. Kız arkadaşım stüdyonu. Hadi ya. Kız arkadaşın ama... Bu senin parfümüyle aynı parfümü kullanıyor galiba. Öyle mi? Ya olamaz mı? Aynı parfüm kullanan bir sürü insan var. Var canım. Var tabii. Mesela benim Zeynep'im. O da aynı parfümü kullanıyor. Ama iyi ki burada değil. Burada olsa çoktan ölmüştün. Tamam işte. Benim kız arkadaşım da kullanıyor. Tamam birader. Getir o zaman kız arkadaşını buraya. Adı ne? Çağıralım, getirelim, yüzleştirelim. Sen de kurtul ızdıraptan. Biz ayrıldık. Olsun oğlum. Fark etmez yani. Gelsin bu benim desin yeter bize. Yurt dışında mı? Oğlum sana bir korun buradan ağzını yüzünü kırarım ha. Yurt dışındaymış falan filan. Ulan bana lega luka yapma. Öt, anlat. Nasıl oldu bitti? Yoksa kopçalarını geçireceğim sütleyenin boğazına ölüp kalacaksın burada. Ben kimseyi öldürmedim. Öldürdün. Hem de öyle bir öldürdün ki. Gittin sonra o... Sütleyeni de hatıra gibi aldın kendine. Hayır, ben... Sen birader ne yaptın biliyor musun? Gittin, gizlice dolabı açtın. Oradan kızın sütleyenini aldın kendine, değil mi? Yemin ederim tek yaptığım o. Dayanamadım. Aldım işte. Ha, sonra baktın, kız yüz vermedi. Öldürdün. Ya hayır, dedim ya sadece sütleyenini aldım. Çok güzel kokuyordu. O yüzden. Yemin ederim kimseyi öldürmedim ben. Kan, kemik, kürk, tüy, kristal, su ve daha pek çok objeyi doğaüstü güçlere sahip birer fetiş olarak kabul edenlerin sayısı giderek azalsa da cinsel uyarının merkezine cansız bir objeyi, insan bedeninin bir parçasını, bir davranış ya da durumu koyanlar için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Çünkü fetişizm insan doğasının bir parçası ve kendine ya da bir başkasına zarar vermediği sürece mahsuru yok. Örneğin internet forumlarında birbirini bulan 500 kadar mekafilik gibi. Onlar kadın ya da erkeklerle değil, bir bisiklet, otomobil ya da helikopterle sevişmeyi tercih ediyor. Cinsel Suçların Adli Tıbbi Yönü ve Ender Görülen Cinsel Davranışlar adlı kitabın yazarı, Hintli meslektaşım Anil Agrawal durumu bir cümleyle özetliyor. Güneşin altındaki her şey cinsel uyaran olabilir. Güneşin kendisi bile. Manyak bu herif ya, hakikaten yani manyak. Gerçi bu davada herkes manyak da işte çattık yani. En azından kızların soyunma odalarına girenin kendisi olduğunu itiraf etti. Hayır yani şu kamerayı bir kapattırsanız cinayete de itiraf edecek de işte yani. Başkomiserim, aradığımız şahıs Ali Çolakoğlu'nu bulmuşlar. Kim, Süleyman'ın oğlu mu? İkisi birlikte odada sizi bekliyorlar. Tamam Cem, sen çıkabilirsin. Oturun, oturun. Rahatsız olmayın. Evet. Ali sen misin? Söyle bakalım. Nerelerdeydin bu zamana kadar? Komiserim arkadaşındaymış. Çocukla konuştum. Birliktelermiş. Evde olduğunu söyledi. Neden babana haber vermedin? Çocuk işte komiserim. Bırakalım da Ali cevap versin, olur mu? Ali, neler olduğunu biliyor musun? Komiserim, babam bahsetti biraz. Araba çalınmış galiba. Ne galibası? Sen almadım dedin ya oğlum. Almadım, evet. Yüzündeki morluklar nasıl oldu? Çocuk komiserim işte, 18 yaşında olduğuna bakmayın, düşmüş. Süleyman Bey, sizi çıkartmak zorunda bırakmayın beni. Anlat bakalım oğlum. Babamla tartıştık da biraz. Ben de arkadaşıma gittim komiserim. Aklı sıra intikam almaya çalışıyor. Ah benim şaşkın oğlum. Evden kovduğuna göre bir daha merak etmez diye düşündüm komiserim. Hiç öyle olur mu oğlum? Sen yanlış anlamışsın beni. Bakın bir an önce doğruları söylemezseniz ikiniz de cinayet zanlısı olarak nezarete atarım, haberiniz olsun abi. Komiserim inanın biz bir şey bilmiyoruz. Biz suçsuzuz komiserim. Ya şirketinizin arabası? İçinde ölü bulduğumuz kızın DNA'sını bulduk. Bu işte parmağınız var. Komiserim inanın bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Biz bir şey bilmiyoruz komiserim. Anlatsana oğlum, araba çalınmış. Ne çalınması baba? Gece o herife sen verdin ya arabayı. Beni de o yüzünden dövdün zaten. Sağlam ayakkabı değil bu adam dedim diye. Ben de kalktım arkadaşıma gittim komiserim. Ne yapacaktım ki başka? Süleyman Bey, kim bu adam? İlkay diye bir herif komiserim. Gecenin bir yarısı geldi, araba lazım dedi, alıp gitti işte. Doğru mu? Komiserim kuzeniymiş. Arabaya ihtiyacı varmış, ben de kıramadım, vermek zorunda kaldım. Adı neydi bu kuzenin, onu biliyor musunuz? Kaan mı ne komiserim? Tamam, bu İlkay'ın telefon adresi vardır sizde herhalde, arkadaşınız olduğuna göre. Komiserim, İlkay böyle bir şey yapmaz. O iyi bir insandır. Bende var komiserim, telefonda adresi de ben vereyim size. Temiz. Kimse yok. Ortalık dağınık. Muhtemelen kaçtı. Girişte de bir sürü ayakkabı ve iz var. Bunlar kesin Kaan'la birlikte kalıyordu. Of, nefret ediyorum bu işten ya. Yani kim bilir hangi deliğe girdi araç bulasın şimdi. Şuna bak. Düzce'de yapılmış. Öyle herkes kullanmaz. Bildiğin kolonya işte ya. Bolu'da çok satılır. Oradaki erkekler kullanır genelde. Hadi ya. Eğer Bolu cinayete gitseydin öğrenirdin. Aman ya, ne işim var benim orada? Bolu'da olabilir mi acaba? Muhtemelen. Belki de oraya gidiyordur. Tamam, bir komşuları sor bakalım. Bir şey duyan, gören var mı? Başla. Ömer Düzenli, 35 yaşında, zanlının komşusu. Azıcık erken gelseydiniz kesin yetiştirdiniz komiserim. 2 saat olmadı da. Apar topar çekti gitti. Yalnız mıydı? Evet, evet. Nereye böyle diye soracak oldum. Bakmadı bile. Çok acelesi vardı, çok. Peki beraber yaşadığı biri var mıydı? Kuzeniyle kalıyordu. Kaan. Ona sorsanız bilir nereye gittiğini. Nereli? Onu biliyor musun? Bakın ondan eminim işte. Tütün kolonyası getirmişlerdi eşime. Bolu'nun içinden izlemişti İlkay. Tamam. Başkomiserim. Ayda ya, siz o bastonu bıraktığınız günden beri bir haller oldu size. Ben yetişemiyorum. Önceden böyle değildiniz siz ya. Ya bırak Gözde'yi de söyle bakalım. Var mı haber? Var. Mahalleliyle konuştum. Giderken taksiye bindi diyorlar. Taksici de otogara bıraktım dedi. Komşu adam da emin yani. Memleketi Bolu'ydu diyor. E tamam, Bolu emniyetine haber ver o zaman. İstanbul'dan kalkan otobüslere de bizim ekipler baksın. Mola testlerini de unutmasınlar. Ya siz de iyice yeni mezun yaptınız beni ya. Tamam yani siz merak etmeyin. O iğnenin deliğine girse biz bulacağız onu. Olay yeri başladı mı çalışmaya? Ya işte ilk olay yerinde daha işleri bitmemiş kubilerin. Ama söyledim, bir ekip gönderecekler, DNA toplayacaklar. Dinlemede tamam. Şüpheli şahsı Bolu girişinde yakaladık. Merkeze varış süresi tahmini 3 saat. Tamam. Anlaşıldı, bekliyoruz. Evet. Hangimiz giriyor sorguya? Bakıyorum yine katili bulduk havalarına girdin yani. E yani yapmayın başkomiserim ya. Her şey ortada işte belli. Bırakın bana, ben gireyim sorguya. Söz. Görünen bir tarafına vurmayacağım. Vallahi söz. Ya bu işin en sevmediğim tarafına nasıl bu kadar heveslisin anlamıyorum ha. Sorgu kısmında. Ya birinin yüzüne bakıp onun başka birini nasıl öldürdüğünü dinlemek kadar berbat bir şey yok. Ama sen koşa koşa gidiyorsun. Sorun bir neden diye. Tamam, soruyorum. Neden? Çünkü ben böyle yapmazsam yani deşarj olamıyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani o herifin böyle ağzını yüzünü kıracağım, kendime geleceğim yani. Yani hoş. O kızı öyle dövüp öldürdüğü gibi onun da ağzını yüzünü kırıp öldürmek var. Ama işte yani yaman çelişki. Sonra sizin dediğiniz gibi onlardan ne farkımız kalır? Hala kafama yatmayan bazı şeyler var. Aslında kriminalden kesin sonuçlar gelmeden fikir yürütmek istemiyorum ama Buse'yi İlkay öldürdü diyelim. Kuzenini neden öldürdü? Daha da önemlisi nasıl öldürdü? Aynı anda iki yerde olamaz ki. Bakacağız. Gelince kendisine sorarız. Acilde'ye mesaj atmışsın. Bunu olay yerinde bulmuşlar başkomiserim. Hangi olay yerinde? Kaan'ın öldürüldüğü yerde. Üzerinde yazılanları görünce siz de görmek istersiniz diye düşündüm. Seni seviyorum Meltem. Metin'in kız kardeşi değil mi? Yoksa bir şey mi oldu Buse'ye? Buse öldürüldü. Bunun incelemesi bitti mi? Evet. Bir süre bende kalabilir mi? Tabii ama yalnız şunu imzalamanız gerekiyor. Alo. Başkomiserim neredesiniz ya? Öyle bir şey aradım sizi, yoksunuz. Geldim ben, dönerler soğuyacak. Tamam sen ye, ben geç kalabilirim. Niye, ne oldu? Neredesiniz ki? Sadece biraz işim uzayabilir. Başkomiserim. Kusura bakmayın. Gecenin bu vakti rahatsız ettim. Abiniz yok mu? Hayırdır başkomiserim? Rahatsız ettim ama sanırım... Bu çakmak sizin. Aa evet, kaybettim diye çok üzülmüştüm. Evet, çok benziyor ama seninkinin üzerinde mavi şerit yok muydu? Evet ya, çok benziyor. Birden görünce benim sandım. Ama ben sizin olduğuna eminim. Ayrıca bakın, arkasında seni seviyorum Meltem yazıyor. Bununla hiçbir şey ispatlanmaz. Evet. Ama ben daha nerede bulduğumu söylemedim ki. Yani 2 dakika daha gelmeseydiniz hakikaten ortalığı ayağa kaldıracaktım ya. Neden? Ne bileyim, bir gelmediniz, bir gelemediniz, nerede olduğunuzdan haberim yok. Telefonunuzu kapattınız, öyle bir mistik konuşmalar falan. Böyle delirdim burada ya. Bir şey oldu zannettim. Sen bir şeyler almaya çıkmıştın. Gamze aradı. Kaan'ın olay yerinde Metin'in çakmağını bulmuşlar. Onu hallettim. O mu öldürmüş? Bir telefon etseydiniz ya bana ya. Selim. Ama hakikaten yani ne bileyim, nerede olduğunuzu bilemedim. Aklım yerimden çıktı. Öldünüz mü, kaldınız mı falan. Böyle kapattınız telefonu falan. Aklınıza bir şey mi geldi? Delirdim ettim. Bir haber yok falan. Selim, sakin ol bak. Tamam mı? Vurulmam senin suçun değildi. O adamdan başka kimsenin suçu değildi. Yani işte tam öyle değil o mesele yani. Oradan öyle gözüküyor ama tam öyle değil. Nasıl oluyor Selim? Yani ben olsaydım... Sen olsaydın ne Selim? Ne yapabilirdin ki? Belki de seni vuracaktı. O zaman daha kötü olurdu. Her şeyi kontrol edemezsin Selim. Kendine bu kadar fazla yüklenme. Tamam mı? Hayır, şimdi mesela atıyorum. Yani siz dışarı çıkmış olsaydınız. Ben buradayım. Yani Gamze beni aramış olsaydı. İşte çakmağın bilmem ne olduğunu ben öğreniyorum. Ve size haber vermeden Metin'in yanına ben gidiyorum. Size hiçbir şey söylemeden. Kızmaz mıydınız? Kızardım. Bayağı kızardım. Ama sakın yapma. Döner de soğudu şimdi. Soğuk soğuk yeriz. Bu benim, sizi görmem. Hepsi onun yüzünden. Abinizin mi? Tabii ki hayır. Bu senin. Ben ona yardım etmekten başka hiçbir şey yapmadım. Ama o benim abimin hayatını mahvetti. İlişkilerim vardı. Hayır. Ama bir keresinde benim aptallığıma geldi. Bu senin birkaç fotoğrafını çektim soyunma odasında. Şu internete düşen fotoğraflar. Sağ kazandık ya. Çok iyiydik ya. Süperdi. Harikaydı. Ne yapıyorsun ya? Çekmesene, çıplaz resmen. İki eğleniyoruz şurada, hadi. Gülümse. Sonra da borç bulunup abime gösterdim onları. Çok komik değil mi? Suratsız. Çok güzel ama. Kim? Buse mi? Ya git Allah aşkına. Hadi hadi, kıskanma. Güzel kız işte. Gerçekten de hoşlanıyordum ondan. Ama Meltem çok tuhaf davranmaya başladı. Kıskandım. Hem de ne kıskanmak. Abi! Dur, boğulacağım, dur. Hadi gidelim, seans kaçıracağız. Sen de gelsene. Nereye gidiyorsunuz? Meltem'e sinema sözüm var. Birlikte takılırız. Yok, o gelemez. Onun eve gitmesi lazım. Değil mi? Ama ben... Projesini bitirmesi lazım. Yoksa çizimden çakacak. Görüşürüz. İyi seyirler. Belki de dediğiniz gibi yakın arkadaş değildiniz. Öyleydik. Çok severdim ben onu. O zaman abiniz olmasını neden engellediniz? Aksine sevilmeniz gerekirdi. Orası öyle tabii. Ama nasıl desem, abim biraz havai biridir. Bir kız arkadaş buldu mu beni hemen unutur. Sizce bu düşkünlüğünüz normal mi? Abimden başka kimsem yok ki benim. Annem, babam öldü. O da Buse'ye kapılıp beni unutursa dayanamazdım. Ama abinizi ondan uzaklaştırmayı bir türlü başaramadınız. Aslında tam olarak öyle olmadı. Yani bir yerden sonra Meltem kendine gel. Bir tarafta abin, bir tarafta en yakın arkadaşın var dedi. Hatta aralarını yapmak için Buse'yle konuşmak bile istedim. Ama oralar Buse'nin en son düşüneceği şey abimdi. Ne oldu ki? Bir gün soyunma odasında hüngür hüngür ağlarken gördüm onu. Tatlım, ne oldu? Babamlara kağıt gitmiş bankadan. Hemen borcumuzu ödemezsek evi satışa çıkaracaklarmış. Bak, kıyamam ya. Dur ağlama, tamam. Buluruz bir yolunu. Nasıl bulacağım Meltem? Dünyanın parası. Ay ben ne yapacağım ya? Üstüne bir de babam bana eve geri taşın dedi. Derslerden aldıklarım yetiyor diyordu. Ne oldu ki şimdi? Faizlerden haberin var mı? 2 aydır ödeyemiyoruz. Ya tamam, üzülme. Ben veririm sana. Çok para Meltem, nasıl vereceksin? Yapma kızım ya. Miras yediğim ben unuttum galiba. Üzüldüğün şey para olsun. Hallederiz 2 dakikada canım benim. Ama ben hemen geri ödeyemem ki. Biz arkadaşız. Niye böyle konuşuyorsun? Canım. Üzülme. Ona borç para verdin. Evet. Siz olsaydınız ne yapardınız? En yakın arkadaşım da o benim. O da hem size olan borcunu hem de bankaya borcunu ödemek için eskortluk yapmaya başladı. Ya yemin ederim benim öyle bir şeyden haberim yok. Olsa o gece abime Exit'e yollar mıydım? Siz mi söylediniz abinize bu senin yerine? Evet. Dedim ya, pişman olmuştum. Mutlu olsunlar istedim. Ne yapıyorsun ya? İzliyorum. Ya burada pinekle nereye kadar? Genç adamsın. Çıkıp dolaşsana biraz. İyi o zaman, hazırlan da çıkalım biraz. Ay yok, ben almayayım. Daha okumam gereken bir yığın şey var. Ben ne yapacağım sap gibi? Buse Exit'e gidiyormuş. Hadi ya, sen beni Buse'ye mi yolluyorsun? Üf, mutlu olmanı istiyorum oğlum. Ne var bunda? Anlamayacak mı senin yolladığını? Nereden anlayacak? Zaten eski bir lise arkadaşıyla mı ne buluşacakmış? İşte sen de girersin içeriye, tesadüf gibi yaparsın. Sonra senin yanına gelir zaten. Olur vallahi. Aptallığıma doymayayım. Nereden bilebilirdim ki böyle bir şey olacağını? Efendim? Tamam, geliyorum. İlkay'ı getirmişler. Bu arada arabada bulunan erkek DNA'sı İlkay'a ait. Ayrıca evde bulunan DNA'lardan bazıları da Kaan'la eşleşmiş. Tahmin ettiğimiz gibi birlikte kalıyorlarmış. Ya bunlar p***liği de birlikte yapmıyorlarsa ne oluyor? Esnaf Selim, ayrıca kızın seks işçiliği yaptığına dair bir kanıtımız yok. Arada fark var. Ben mi giriyorum sorguya? Metin itiraf etti mi? Yok yani, telefon gelince yarıda bırakıp çıkmak zorunda kaldım. Tamam, sen devam et. İlkay'ı ben hallederim. İlkay Arslan, 30 yaşında. Komiserim, niye buradayım hala anlamadım. Böyle davranmaya devam edecek misin? Nasıl davranıyorum ki? Daha tek soru bile sormadan yalan söylüyorsun. Süleyman'ın arabasında sizin ve Buse'nin DNA'sını bulduk. Onu siz öldürdünüz. Ve sonra da kaçacaktınız. İnkar etmeyin çünkü deliller yalan söylemez. İsteyerek olmadı komiserim. Kaan'la birlikte ona müşteri bulacaktınız değil mi? Hayır, benim hiç alakam yok. Hepsi Kaan yüzünden. Gece beni aradı. Kızlardan biri müşteriye takışmış. Gitmemiz lazım dedi. Siz de Süleyman'dan arabasını istediniz. Sonra da gece kulübüne gittik. Exit'e. Evet. Arka tarafa park ettim arabayı. Kız geldi. Kaan'la konuşurlarken ben arabada bekliyordum. Exit'e doğru gidiyordum ki Buse'nin sesini duydum. Bir adamla kavga ediyordum. Adam illa benle yatacaksın dedi bana. Anlıyor musun? Yavrum, gülüm. Ben sana ne dedim? Ne isterlerse yapacaksın demedim. Senin işin bu. F***li değilim ben. Nesin sen? Ne oldun? Şimdi eskort oldun diye farklı bir halt mı oldun zannediyorsun? Eskort aynı işte. Başkasını bul. Ben yokum artık. Ben senin be. Metin. Hop, yavaş ol bakalım. Metin. Ben şimdi anlıyorum senin planlarını. Şimdi aklın sıra yeni bir tane p***lik bulup beni aradan çıkaracağım. Bu mu yani? Ağzını topla lan! Metin sen karışma. Gel. Gebertirim lan seni. Her şey bir anda oldu. Daha ben ne olduğunu anlamadan o Kaan sokağa daldı. Metin dur! Baktım kız basıp gidecek, durdurmak istedim. Dur bakalım, nereye gidiyorsun? Sen kimsin ya? Hemen içeri gidip müşterilerle ilgileniyorsun. Sen kendin gidecek istiyorsan, pis herif. Bana bak, ben Kaan'a benzemem, tamam mı? Anlıyor musun? He? Anladın mı? Ne konuşuyorsun? He? He? Çok uyuyorsun! Kalk! Kalk lan! Kalk! Kalk ulan! Kabire hiç ilgin olmadığına inanmamı bekliyorsun değil mi? Ne yapayım komiserim? Kız basıp içseydi Kaan çok kızardı bana. Onun yerine döverek öldürmeyi tercih ettin. O kadar sert burnumun farkına bile varmadım. Ama olan olmuştu. Kızı arabaya taşıdın. Evet. O anda aklıma trafik kazası su vermek geldi. Kaan'ı gece bekledim ama gelmedi. Telefonu da açmadı. Kaçmaya karar verdim. Çok pişmanım komiserim. Ama elim ayağıma dolaştı. Ne yapacağımı bilemedim. Bence değilsin. Numara yapıyorsun. Ama inan bana, savcıyı ikna etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Ve eminim bana inanacaktır. O öyle hızlı koşuyordu ki bir ara izini kaybedecektim. Çıkmaz sokağa girdi. Kaçacak hiçbir yeri yoktu. Lan cami duvarına işledin lan sen. Gel. Ne istiyorsun lan Buse'den? Sen ne istiyorsan onu istiyorum yavrum. Ne diyorsun lan? Adam gibi konuş. Ya, 2 fazla. O benim sermayem. Gel deşeceğim, gel. Geberteceğim lan seni. Geberteceğim. Öldüreceğim lan! Fark ettiğimde çok geçti. Hemen oradan uzaklaştım. Kulübe, Buse'ye bakmaya gittim. Ama siz bodyguard'la konuşuyordunuz. Neredeyse gözümüzün önünde cinayet işledim ben. Yemin ederim komiserim, böyle olsun istemedim. Hemen uzaklaştım oradan. Doğru eve gittim. Ya inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Buse eskortluk mu yapıyormuş? Adam öldürdüm diyorum, anlamıyor musun? Bana ne Buse'den? Ya tamam, ağlama. Çözeceğiz bunu. Kurtulacağız bu işten, tamam mı? Bıçağı ne yaptın? Karaköy'den denize attım. Tamam, iyi yapmışsın. Bak şimdi, önce sakin ol. Polisler gelirse bütün gece evdeydik, tamam mı? Bütün gece film izledik. Buse gördü beni. Ya tamam, Buse bir şey demez. Hem ben şahidinim, tamam mı? Hiçbir şey ispatlayamazlar. Sonra siz geldiniz. Buse'nin öldüğünü söylediniz. Size söylemek istedim ama yapamadım. Eğer o zaman söyleseydin Belki daha kolay inanırdım sana. Yazık ya. Acıdım şimdi çocuğa. Başkomiserim. Emre, bir şey mi oldu? Meltem'in cep telefonu kayıtlarını incelerken birkaç mesaja rastladık. Geçmiş tarihle. Kime ne yazmış? Kaan'la mesajlaşmış komiserim. Şu öldürülen adamla. Kaan'la mı? Evet. Buse'ye bu işi yaptır, ondan kurtulduğumda $5000 benden yazmış. Adam da oldu bil yazmış. Buse'yi bu işe ulaştıran Meltem miymiş? Hayır. Evet. Mesajlarınızı bulduk. Anlattıklarınızın hepsi yalan. Buse'ye eskortluk yapmasını da siz söylediniz. Kaan'la siz tanıştırdınız. Ben sadece Kaan'la tanıştırdım. Eskortluk işini Kaan teklif etti. Buse'yi ikna etmesi için ona para bile teklif ettiniz değil mi? Tek istediğim abimden uzak durmasıydı. Ama eskortluk yaptığını abinizin de bilmesi gerekiyordu değil mi? Cevap versenize Meltem Hanım. O gece Buse'nin o bara niçin gittiğini biliyordunuz. Abiniz de bu yüzden yolladınız. Ben söylesem abim inanmayacaktı. Kendi gözleriyle görsün istedim. Yoksa Buse'den kopamayacaktı. Ama ikisinin de sonunu getirdiniz. Tabii ki kendinizin de. Meltem Dürüst, fuhuşa yardım ve delilleri karartma suçlarından 4 ila 17 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. İlkay Arslan, adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Metin Dürüst, adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Abi bir kıza aşık olmuştu. Zaten anne ve babaları ölmüştü. Bir de abini kaybetmeye dayanamaz. Kardeşlerin birbirine düşkünlüğü doğaldır. Ve bu düşkünlük çok ender olarak cinsellik boyutuna varır. 10.000'leri inceleyerek bu gerçeğin nedenleri araştıranların vardıkları sonuçlar ilginçtir. Kimse bunun yanlış, yasak ya da günah olduğunu söylemediği halde birlikte büyüyen çocuklar birbirine cinsel bir ilgi duymuyor. Buna Westermark etkisi deniyor. Ayrıca insan kendi annesinin süt verdiği, altını değiştirdiği bebeği aradan 10 yıllar geçse bile arzulamıyor. Kardeşler arasında rekabet ve kıskançlık da doğaldır. Ancak aralarından birini anne ya da babanın daha çok sevdiğini belli etmesi ileriki yaşlarda kardeşlerin her birinde sosyal ve psikolojik sorunlara yol açar. Evet, Meltem abini Buse'ye kaptırmamaya kararlıydı. Aklına zalimce bir fikir geldi. Buse'nin paraya ihtiyacı vardı. Onu kötü yola düşürmeyi, bu iş için Kaan'ı kullanmayı, abinin durumu öğrenmesini, böylelikle kızdan kurtulmayı planladı. İşler umduğu gibi gitmedi. Doğrusu abinin kız için elini kana bulayacağını ve Kaan'ı öldüreceğini, Kaan'ın arkadaşı İlkay'ın da kızı öldüreceğini hiç aklına getirmemişti. Abi kız kardeş, yani Metin'le Meltem olayları örtbas etmeye çalışsalar da başarılı olamadılar. Metin'in Kaan'ı bıçakladığı yerde bir çakmak düşürmesi her şeyi berbat etti. Borca düşen birçok genç kız gibi eskortluğu sadece lokantaya, bara, kokteyle giderken müşteriye eşlik etmek sanan Buse'yi acımasızca katleden İlkay'ın hesap edemediği çok şey vardı da bence en ilginci mitokondriyal DNA denen bir doğa harikasıydı. Hani şu sadece anneden geçen ve anne tarafından akraba olanlarda hep aynı şekilde bulunan DNA. O DNA ki Ural Dağları yakınlarında amatör arkeologların önce 1979, sonra 2007'de buldukları kemik kalıntılarının 1917'de Bolşeviklerin infaz ettiği son Rus çarı Nikolay Romanov, karısı, 4 kızı ve bir oğluna ait olduklarını kanıtlamış. Böylelikle yıllar boyu canlı tutulan Romanov sülalesinden birilerinin hala hayatta olduğu umutlarına son noktayı koymuştur. O DNA ki Titanic yolcu gemisinin en küçük kurbanının 18 aylık bir İngiliz olduğunu tarihin en büyük deniz faciasından tam 99 yıl sonra kanıtlamıştır. O DNA ki sadece insanların kimliklendirilmesinde değil, yiyeceklerdeki domuz ürünlerinin kanıtlanmasından tutun, havyardaki yumurtaların hangi balığa ait olduğunu belirlemeye kadar sayısız işe yarar. Tabii bir de Buse'nin boynundaki beyaz fular var. Otomobilin kapısına sıkışıp kalan, mobeselerce görülen ve bize her zamanki kapanış cümlemizi büyük bir keyifle söyleten, unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.